sevda üzerindedir. Vurgunun sevda üzerinde olduğu, içinde geçen duygu ve düşüncelerin sevda ile anlatıldığı şiirlerden beslenen şarkılardan oluşmaktadır. Şimdi dilerseniz sözü fazla uzatmadan bu birbirinden güzel şarkıları seslendirmek ve paylaşmak üzere perdemizi sevdalı şarkılara açıyoruz.
teşekkür ediyoruz. İnsan bazen elinde olanın kıymetini bilemiyor. Bitmez dedikleri bitiveriyor, geçmez dedikleri geçiveriyor. Elimizde olan ne mi? Hiç tükenmez dediğimiz koca bir ömür. Sınırsızmış gibi harcadığımız vakit ve sayılı nefesler. Değerlendiremediğimiz, kaçırdığımız fırsatlar, imkanlar. En başta da sevdiklerimizle geçirmeyi unuttuğumuz ve ötelediğimiz nadide zamanlar. Fakat gidenler geri gelmiyor. Kaybedilenlerin yeri dolmuyor. Konserimizin bu bölümünü yeri doldurulamayacak bir değer olan 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde kaybettiğimiz sessiz sedasız bu dünyadan göç eden Afyonkarahisar'ın müzik hayatının en önemli şahsiyetlerinden olan bestekar Şahin Türkeş size ayırdık. Ebediyete intikal eden değerli bestekarımızı izninizle takdim etmek istiyorum. Bestekar Şahin Türkeş'siz 1946 yılında soğuk bir kış gününde Afyonkarahisar'ın Hacı Eyüp Mahallesi Mısri Sokak'taki evde doğdu. İlk orta ve liseyi aynı şehirde tamamladıktan sonra 1965 yılında Hava Harp Okulu sınavını kazanarak 2 yıllık eğitimden sonra 1968 yılında Asteğmen rütbesiyle mezun oldu. Hava Piyade Okulu ve Tuzla Piyade Okulu'nda sınıf eğitmeni olarak görev yaptı. İlk görevleri Afyonkarahisar Hava Er Eğitim Taburu oldu. 1971 yılında Hava Harp Okulu Tabur Komutanı olarak atandı. 1980 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hizmet Bölük Komutanlığı yapan Türkeş'siz, Gata Tıp Fakültesi'nde Öğrenci Bölük Komutanı ve İnzibat Subayı olarak 7 yıl görev yaptı. 1989 yılında İncirlik Hava Üssü'ne Destek Komutanı olarak atandı. 1992 yılında Ankara Hava İkmal Merkezi, 1993 yılında Banaz Askerlik Şubesi'nde çalıştıktan sonra 1994 yılında albay rütbesinden emekli olan Türkeş'siz Afyonkarahisar'a yerleşti. Müziğe küçük yaşlarda radyo ve gramofondan dinlediği şarkıları öğrenerek amatörce ilk adımını attı. Lise dönemlerinde mandolin, harp okulunda ise sibama klarnet çaldı. İstanbul'daki öğrencilik yıllarında birçok müzikli ev toplantıları, müzik cemiyetleri ve derneklerin çalışmalarına katıldı. Saadettin Arel'in kurduğu yöneticiliği Doktor Teoman Önaldı ve Çetin Körükçü'nün yaptığı İleri Türk Müzikisi Derneği'nin çalışmalarına katılarak repertuarını ve müziki bilgisini genişletti. Hava Harp Okulu'nda kurduğu Türk Müziği Korosu ile 6 yıl birçok konser düzenledi. Koro çalışmalarında Çetin Körükçü'den istifade etti. Bestecilik konusunda herhangi bir eğitim almayan Türkeş'siz, beste yapmayan Türk müziğinin klasik dönem bestecilerinin eserlerini dinleyerek ve inceleyerek başladı. Saz eserleri, şarkı, ilahi, ağır semai, yürük semai, divan, marş gibi dini ve lah dini birçok formda 150 civarında eser besteledi. Afyonkarahisar'da müziği öğrenmek isteyen genç kuşaklara hiçbir maddiyat beklemeden dersler verdi ve birçok öğrenci yetiştirdi. Gerçek bir Türk müziği sevdalısı olan Türkeş'siz, evli ve iki erkek çocuk, aynı zamanda iki kız torun sahibiydi. Evet sanatseverler, biz Sayın Türkeş'sizi anlatmaya çalıştık ama aramızda Türkeş'sizin büyük evladı Mehmet Türkeş'siz var. Bize evladının gözüyle babasını anlatmasını rica etsek bizleri kırmazlar diye düşünüyoruz. Kendisini mikrofona davet ediyorum. Çok sevmesine rağmen silahlı kuvvetlere katılmak onun ilk tercihi olmamıştı.
Dışarıdan sert ve katı görünmesine rağmen, ki bu biraz da onun yetiştiği ortamdan, küçük yaşta babasını kaybetmesinden kaynaklanıyordu, İçi sevgi dolu olan bir insandı. Bu sevgi babamın hayatı boyunca yetiştirdiği on binlerce ağaçlar ve bestelediği eserlerle ancak dışarıya çıkma fırsatı bulabilmiştir. Bana anlattığı kadarıyla küçük yaşlarda aile büyüklerinden ve radyodan dinlediği şarkılarla, türkülerle içinde kıpırdanmaya başlayan müzik tutkusunu kendi kendine öğrendiği usul, makam ve nota ile geliştirmiş. Sonunda bir klarnet alıp çalmayı öğrenerek içindeki duyguları müzikle dışarıya vurmaya başlamıştır. Onun bir sözü vardı: bu işin %20'si yetenek, %80'i çalışmaktır derdi. Küçüklüğümde akşam saatlerinde ne zaman elektrikler kesilse, gaz lambası yanar, babam o lambanın boş ışığında bizlere ya kendi eserlerinden ya da çok sevdiği büyük bestekarların eserlerinden çalardı. Bazen de yolda yürürken veya televizyon izlerken kendi kendine konuştuğunu düşünürdüm. Ama sonradan fark ettim ki konuşmuyor, üzerinde çalıştığı bestesi mırıldanıyor. Babamın hayatta pek çok defa mutlu olduğuna şahit oldum. Mesela kardeşimin benim düğün törenlerinde, ilk torunun kucağına alıp adını koyduğu an gibi. Yıllar içinde beslediği eserleri üniversite konusunda bir konser olarak icra edildiği gün emin olun ki onun hayattaki en mutlu günlerden biriydi. O gün onun yaşadığı büyük mutluluğu, bugün de ben onun oğlu olarak yaşamaktayım. Çünkü geçen yaz halinde zamansız bir şekilde kaybettiğim babamı eserlerini dinlemekle, sevilerek icra edildiğini duymakla ve onu bu kadar sevmiş ve takdir etmiş olan insanlar olduğunu görmekle, onun aslında ölmediğini, siz değerli Türk müziği sevdaları sayesinde ölümsüzlüğe uğradığımızı fark ettim. Bu sebepten dolayı öncelikle senin hocamız Yıldırım Aktaş başta olmak üzere Aksan Korosu'na görev olan tüm sazenler ve hanemde arkadaşlara çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Türkeş sizi bir kez daha saygıyla anıyor. Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sırada saz sanatçıları Bekir Öğüt'ün keman ve Ömür Taşır'ın tambur ile yapacağı müşterek taksimden sonra şefimizin ve koromuzun seslendireceği Sayın Türkeş sizin Muhayyer Kürdi makamında bestelediği iki muhteşem eser var. Alkışlarınız Türkeş siz için olsun. Thank you.
Mehmet Bey çok güzel anlattı. Ama ben de şu an kimse olduğu şeylerden tanıyan bir kişi. Yaklaşık 10 kişiye bir dostluğumuz var. Sık sık konservatara gelirdi. Çok da alçak bir mütevazi insan. Vesilelerini getirdi. Hocam şu şöyle ne olmuş? Nasıl olmuş? Burası nasıl olur? Ben de sizin gitmek istediğim bir şey var mı? Devamlı sorardı. Çok disiplinli bir kişi. Yani beslenenini ben incelemek için olduk zamanım oldu. Hatta belediyemizle bir çalışma yaptık. Kendisine bir kitap yaptık. Afyonkarahisar Bestekar Şahin Türkiye'si diye. Ve o dönemde daha çok yakınlaştık. Özellikle güfte seçimini mükemmel yapar. Az önce dinlediğinizde Serdar Bey'de. Mükemmel güfte seçer, hatasız. Bir de buna tabi musiki zevki eklendiğinde harika eserler ortaya çıkar. Temmuz ayında maalesef bu dünyadan göçtü tanesiz bir şekilde. Ben sonradan öğrendim, bu da değil. Bayağı sarsıldı. Tabi onunla ilgili bazı projelerimiz vardı. Yani kitabı yaptık, eserlerden oluşan bir CD yapmak istiyorduk. Ama inşallah bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tabi Afyonkarahisar'ın büyüklerimize de destek verirlerse. Sadece Şahin Türkiye'si için değil, bu şehrin her taşına emek vermiş sanatçı insanların sayısı oldukça fazla, onların da yine tanıtılması açısından, en azından Türk kültürünün, Türk kültürüne mal etmek açısından önem taşıyor. Büyüklerimizden destek bekliyoruz. Çünkü Şahin Türkiye'si Türk müziğine Afyonkarahisar'dan ses verdi. Afyonkarahisar'dan seslenen bir kişiydi. Umarım eserleri sonsuza kadar yaşar. Son bir ilahisi var, onu da yine ben ve konumuzda seslendirmek istiyorum. Kendisini bir kez daha saygılamıyorum, bir kuşağım olsun dualarımız. Bir anda, bir anda, gözlerle yanar.
Thank you.
programımız sizlere Alaaddin Şensoy'un Acemi Türk'ü bir şarkısını seslendirecek. Sevdadır şu kalbe duvar, bu gerçeği sanma yalan. Koromuz sizlerle.
Ben sevdiğimin kalbimle sevmem. Çünkü kalp aksayabilir, durabilir. Ben sevdiğimi beynimle sevmem. Çünkü beyin şaşabilir. Ben sevdiğimi ruhumla sevdiriyor. Benliğimizle ve tüm mevcudiyetimizle sevdalanacağımız sevdalıklar diyor. Birbirine bağlı iki sevdalı şarkı ile konserimizin ilk bölümü son buluyor. Alkışlarımız Aksan Türk Sanat Müziği topluluğu için.
hoşlandan, sevgi, aşk, sevda ve kara sevda gibi hafiften şiddetliye doğru çeşitli isimler alırlar. Hoşlanma sıcak bir gülümseme, sevgi tatlı bir meltem ise aşk şiddetli bir esintidir. Sevda fırtına, kara sevda ise kasırgadır. Eğer bu kasırgada kişi bir rota belirleyebilirse karaya çıkabilir. Yoksa boğulup gitmesi içten bile değildir. İkinci bölümün ilk eserinde kara sevda denilen ateşe yakalanmış çaresiz başın hüzünlü Kürdili Casper şarkısı var. Kanuni Muhammed Bilgiçoğlu'nun yapacağı taksimden sonra koromuz sizlerle. Thank you.
Özlem'in anlatıldığı sevdalı bir Kürdilicaz-Şen şarkı var. Bu güzel şarkıyı solistimiz Pınar Koçak yorumuyla dinleyeceksiniz. Kendisini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Thank you.
Yeah.